Nasıl yani? International TV. Hüseyin abi ne yaptın abi? Ulan ifşaladı bizi gene. Ekran açsana abi. Yo. Tamam abi. Hayır. Ben ben Hayır ben ben o değil de. o değil. Benim aklıma video, video yapmamış ben, oğlum. Video yapmış tamam. Benler boşlukta ömre sallıyorum. Bedava GTA 5 mobil indir mi? <gülüyor> <gülüyor> Yeni GTA özellik ismini mi? gökyüzüne yaz. Ya Allah aşkına yani. Ne, ne hareketler? Ne yaptın şimdi? Çok merak ettim. Bekleyin. Abi bu ne Allah aşkına ya? Bu ne Hüseyin abi? Ya, yaşın kaça gelmiş şu yaptığın hareketlere bak ya. Hüseyin <laughs> 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 abi <diye> şey. <laughs> <Dene baştan gülüyor> Bak gene bu lanet intro gene. ...mobile videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar bugünkü videomuzda normalde geçenlerde demiştim. 1.3 güncellemesinde yeni bir Olay evet, gelecek abi. işte eğlence parkında değişiklik olacak diye normal oyuna da geldi bu globale de geldi. Arkadaşlar sevdiğiniz birinizi yani arkadaş listesinden birinin ismini gökyüzüne yazdırabileceksiniz ve herkes bunu görecek. Abi bunu, niye gökyüzüne yazalım niye Size herkes görsün. Hızlıca... Tamam, vuralı Bak geç. Vural'ı geç dedi. Aaa vura buradan izleyeceğim burada bekle bekle. Ya da resmini mi değiştirdi? Bekle bekle dur şuraya alacağım başa. Dur bu muhabbeti bir dinleyeyim ben bekleyin. Mesela. Dur. İsimlerinden de şey yapabiliyormuşuz. Arkadaş listeniz gözüküyor gençler burada. Buradan istediğiniz bir kişinin <laughs> ismini buradan seçeceğiz. Şimdi mesela. Şey bana seviyorlar. Sana tabii ki ben küfretmiyorum çünkü. Seçelim. <laughs> bana mı söyleyecekler Allah olur, keke. Bir kamerayı halledemedin. Ekipteki en, en e Emir Emir duydun mu? Ekipteki en eğlenceli kişi kim? denilen soruya zekans dediler. Allahım kendimi ben, vurasım ben, geldi. Kendimi oğlum kend... zekans, zekans ve emirin zekans ve emirin ironisi ve mizahı çok farklı bak aşırı ya farklı. Ya, zekans abi, zekans zekansın zekansın yani, genellikle eğlendirmesi gibi. senin maymun olması maymun maymun hareketler yapması <laughs> ya da bir oyunda sinir olup küfür etmesi millete. Biliyorsunuz zekansın en büyük özelliği bu videolarda ölünce ağlaması bu. Emir yani Emir zaten doğuştan bir değişik bir insan. Yani sen bu kıyasladığın insanlara bak. Bir de utanmadan Emir tamam. diyor ya. Peki şey sana göre enleri ya. kim abi? En Eğlenceli kim sence? Bana göre en eğlenceli Şafak'la Emir'dir. İkisidir yani. Çünkü e tamam, ikisinin Emir'de de bir gerçekten bir mizahla ironisi çok değişik bu adamlar e, yani. En karizma kim? En karizma kim? Şafak'la sen demiştik biz. En karizma kim? Şafak evet karizmatik çocuk. Ee, Bizde karizmatik yok ya. Hepsi babyface zaten oğlum. Yok ki bir şafak uyuyor ona. Sen de karizmasın, şafak da karizma. Can'ın da evet bir karizması Vusi. var. Vuzi de baby face onun da geç. Onlar baby face. Baby face'ler karizmatik olmaz kardeşim. Baby face dediğin yakışıklı olur. Yakışıklılıkla karizmatik arasında büyük bir fark var. Kim olabilir? Emir de baby face mesela. Ömer zaten direkt zaten doğmamış gibi zaten zaten surat, öyle bir suratı var. O çocuğu bir ağırlık basın 30 kilo. Kim? Ya bende de bir karizma varsa vardır bilmiyorum. Ben kendime öyle şey demiyorum ama yani olabilir. Bizimkiler kim diyor? Pive Pive değil ya. Pive de baby face. Ya pive geç baby face değil lan. Allah. Yo yo. Ama pivede de pivede de pivede pive de, de var tip. Yeiston'un alakası yok arkadaşlar. Yeiston çok farklı bir dava. Yeiston neresi karizma lan? Alakası yok. Yeyi soy milleti sevmesinin nedeni tamamıyla sempatik bir e, insan olduğundan dolayı. Yani Yeyi olan bir kötülük beklemiyorsun gerçekten kötülük yapabilecek bir çocuk. Zaten ekipte kimse kötülük yapabilecek bir çocuk değil. Anladın? Yani mesela Emir'i sevmenizin nedeni ayrı ayrı troll olması, hiçbir şeyi ciddiye almaması ama ciddiye aldığı zaman da baya baya ciddi. Zegabon, 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 Zegabon grubun en akıllısı olabilir ya. En en akıllısı diyorum. En çalışkanı Zegabon olabilir bu arada. En çalışkan Zegabondur. Yani net. Ha şimdi editi bir kenara bırakalım. Can canın canın editlediği olaya bakarsak canın selam nefes aldığı gün yok. Her dakika editle. Ee, ama bence e, en çalışkan Zega'dır. Ha ben de çok çalışkanım ama ben videoyu kendim yapmıyorum. Benim farkım o. Mesela Zega'bun kendi yaptığı videoyu kendisi editliyor. Ha ben tabii ki kanala sürekli video yüklüyorum. Bende disiplin var. Öyle diyeyim ben size. Anladın Başka ben ne vardı soru? Yoğun olmalı ama senin şey de şey yaptığın zamanlar vardı. bir insan olsaydı eksto neresi olurdu diye bir soru vardı. Hangi Genelleyebiliriz Barışcan. Eksto genel olarak eksto. Ee? Biz beyni dedik abi. Anlamadım. Abi diyor ki ekip bir insan olsaydı ekstolar hani insanın hangi organı olurdu gibi. Neresi olurdu? Tövbe tövbe. Neden beyni <laughs> dedin sen? <laughs> Neden beyni dedin Ömer sen? Ayıptır <gülüyor> sorması. <gülüyor> Abi bunu ekiptekiler cevaplasın. Ömer bütün ekibi toplarım buraya. Bir kişi bile seni beyinde bulmaz ha. Bir kişi Niye bulmaz. Abi? Abicim sen çalış. Abi, Bak şöyle sen üşengeç bir çocuksun. Bunu kabullen. Sen üşengeç bir çocuksun. Ben aşırı üşengeçim. Ben bunu kabulleniyorum zaten. Abicim abi. ama ilerlemeli için üşengeç olmaman lazım senin ya. Ben sana ben sizin ekso kanalını hype'layalım hype'layalım dediğim olay üzerinde kaç sene geçti Allah aşkına? İki senedir ben size ben söylüyorum bunu. Sene geçtim, İki abi. sene. İki senedir ekstralara diyorum ki oğlum yapın. Siz de yapın. Bir şeyi tutturun girin. Destekleyeceğim ya. Gidip milletin editini yapacağına ki o zamanlar çok ekip anlayışı yoktu bizde. Gidip milletin videolarını editleyenize kendi kendinize yapın ki ekstrap kendinize vakit olsun. Ekstrap tanıdığınızı bildiğinizi atsın. de zaten biliniyorsunuz. Ben zaten hayıplarım sizi diyordum. İki seneden sonra Among Us'ta işte bir dakika akıllarına geldi de yapmaya başladılar. Yoksa onu da yapmayacaklar yani. Yoksa iki senedir bu proje devam bir ediyor. Birkaç kere dedik aslında Dolde falan da şöyle ya birincisi ilk zamanlar Bizim Monster Billion abi bilgisayar laptopu. O biraz sıkıntıydı. Hem, edit yaparken can uzun sürüyordu. Yeni bilgisayar aldık. Onda da tam işte tam başlayacaktık İstanbul'a taşınma olayı oldu. İstanbul'a gittik. Oradan sonra buraya gelme olayı falan filan derken bayağı böyle araya kaynayıp gitti. Arkadaş, çok düştük aslında yapardık. Senin anla, kadar böyle şey olsak. An, anlamadığınız, video konusunda. anlamadığınız bir olay var. Ee, siz diyorsunuz ki e, Sefon'un yeni şarkısına bakacağım şimdi yayınlandı biliyorum. Siz diyorsunuz ki e, Ömer beyni yani Eksu'a Bey'in ama alakası bile yok. Ömer'e ben eğer öğretilenler var ya Ömer'e bir, bir Ömer'e kimse öğretilmeyen şeyler öğretildik. Yani düşün test yapabileceği. Yani şöyle düşün ya. Normalde bir arabayı sürmeye başladığında hangi arabayı e, üzerinde acemiliğini atlamaya çalışırsın? Düşük model bir arabayla yapmaya çalışırsın bunu. Bunu YouTube üzerinde kıyasladığında daha böyle bir 10 bin daha bir 20 bin abone. Ben Ömer'e bizim kanal anlatılarını veriyordum. Ömer diyordum istediğini yap. istediğini yap. İstersen bari can yaz ve video at yani. Gör neyin ne olduğunu. Bak şurada kendimi öveceğim. Bunu orada kendime öveceğim. Birincisi, hani böyle bir benim şansım vardı. Ben bunu şans olarak görüyorum. Büyük bir şans hatta benim için bu. Bunu hani deneyerek öğrendim ben. Öğrenemeyi de bilirdim. Hani geri zekalı olsam öğrenemezdim. Analiz etmeyi öğrenebildim. Ya burada Hüseyin abinin de çok faydası oldu. Senin de faydası oldu. Aynen Hüseyin. Hüseyin yani zaten bize, ya. Abi bizim zaten en büyük avantajımız senin bize güvenmen. Güvenmekten başka şans İlk bırakmadınız. İlk başladığımızda çünkü. Çok yandı, ben de çok profesyonel bir şey bilmiyorduk. Yol vardı abi çok rahat. O dönemde de çok rahat editör bulabilirdin yani. Bizde ben de Ya şey, bunları da güven güven. Ben bizde ışık gördüm dedim ben size bir ışık gördüm ileride gerçekten çok güzel yerlere geleceğiz dedin sadece biraz öğrenmeniz gerekiyor dedin. Ya yani ben çok iyi hatırlıyorum bu söylediğin şeyleri. Öyle öyle öyle. Bu zamana şey. işte. Aynen öyle ama yani bir, bir daha bir şey. daha bir daha durup da işte yok grubun beyniyim falan demeyin öyle. <laughs> Öyle şeyler demeyin. Can tek başına kendisi söyleyecek söyle. Canın da arada bir kafası çalışmıyor ki. Canın miza ha canın da miza olayı çok iyi aslında. Bakmayın. Can da komik çocuk. Ben e, hep söylüyorum yani can değişik bir kafaya sahip. Ben canı anlayamıyorum arada bir. Biz canla normalde telefon, Bizim Can'la bir iki saatlik telefon konuşmamız çok oluyor. Hatta videoda söylemiş. Biz çok konuşuyoruz Can'la. Çünkü bir şeyi kurgularken beraber kurgulamaya çalışıyoruz. Beraber söylüyoruz falan kafasına bir şey takıldığı zaman. Ömer'le de konuşuyoruz. Ömer'i e de anlatıyorum. Ama Ömer bunları hiçe sayıp durup diyor ki yok abi işte cevabın yok abi işte Pivve, yok <laughs> abi Lan i̇şte niye kıskanıyorum son dönemlerde bak. hani ekip olayından sonra son dönemlerde pive ile zekamın da gerçekten hani biz discord'da oyun oynuyoruz tamam. yanımıza geliyorlar sohbet ediyoruz ediyoruz falan ben o yüzden dedim hani işte illa ki ekipte en sevdiğim can candan sonra sensin çünkü en çok iletişimde olduğumuz uzun zamandır tanıştığımız hani birçok sıkıntımızda yardımcı oldun onlarda ya yani buraya listelesem zaman yetmez bize yaptığın iyilikleri. onu geç yani ya ya. onları, Onlara Onlara geç onlar dert değil. Ee, şey sadece bizde dediğim gibi Ömer aman Emil Şafak trollünü çeker grubun. Can da işlerinde var. Ee, bakıyorum şu an listeye. Lito, Lito da üşengeç mesela. Bak burada duyuyor beni. Duyuyor musun lan? Konuşmuyor. E, duyuyorum. Şey Lito da, Lid, 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 da. Lito'da üşengeç. Lito da hep bir şeyleri yapacağım yapacağım deyip so çok geciktiren bir insan. Ee, bir şeyle eğitilmeyi bilmiyor Lito. Hemen başka bir şey atlamaya çalışıyor. Lito'da da o şey var, e, acelecilik var. Gereksiz bir acelecilik o. Başka kim var bizde? Zega var. Zega, Zega dediğim gibi çalışkan, en fazla çalışmayı seven o. Pive işte e, emek edip ama daha bir şey, kendisi bir şeyler yapmıyor mesela hep bizden bir şeyi bekliyor. Yani biz bir şey yapalım falan. Kendi bir, şöyle bir olay var. Kendisinin bir şey öğretmesi lazım o kişinin. Mesela Sasuke ile Naruto. Sasuke ile Naruto biz yok kendi bir şey üretebiliyor. Yani anladın? Yani ya da buna benzerdi diğer arkadaşlar. Kendileri datanın dat dat bir şey üretebiliyor. Vahit bizim grupta ama Vahit biraz ayrı takılıyor ya. Yani çünkü Vahit daha lol oynuyor çünkü. Ya Vahit daha çok işi mesela Vahit şeyi almaya çalışıyor şu an. Benim yokluğumu Lord'deki o yokluğumu almaya çalışıyor. En mantıklısını yapıyor zaten. Ama ee, o da kanser olacak. Yakındır. Çok azdır. Kaan'ı söylemedin abi. Kan abi. kan toksik kat işte ya. Bildiğin yani. Toksiklerin kralı. Abi. Sen zaten söyledim. Üşengeç. Ve küfür etmek istemiyorum. Beyin yok yani sende. Ben bunu her zaman söylüyorum. Ömer'de beyin yok. Ömer'e bir şeyi düzgünce söyleyin. Ömer inatla onu anlamaz. Ve Ömer'in şey çünkü olayı var. Abi, kendi kendi, kendi, var. kendi bildiğini çünkü daha sonra küfür ettiriyorsun beni. Normal söyleyince anlamıyorsun. Ömer'e bir şeyi normal söyleyin. Eğer Ömer o mesela siyaha beyaz deyin tamam mı? Ve o siyah değil beyaz olsun. Ömer durup onun siyah olduğunu iddia eder ve seninle fight'a da girer. En son kaybeder fight'ı, Der ki tamam abi, okey, beyazmış. Tamam der ve geçer. Ama o. Durup demez ya bir daha ki böyle bir olay yaşandığında ben diğerlerini dinleyeyim. Ömer hep kendi kafasıyla ilerliyor. En iyisini yapıyor. Normalde de insan öyle olmaz. Can daha zaman. öyle söylüyor. Ömer ne, şey, biz abi, canla Koş Koş mesela. Ya, şey ne yani. koç burcun her şeyi de burca bağlama. <laughs> her şeyi de burca bağlama. Ne ne olursa burç anasını satar. Öyle bir şeyin var lan. Abi burcum böyle ben yapmıyorum abi. Abi evrendeki bir enerji var abi o beni yönlendiriyor <laughs> abi. Ne alakası var ya? Oh. Ya yani, Kasadin oh. e, Vahit çok farklı ya. Vahit Vahit'in mizahı çok onun da mizahı farklı. Vahit'te de ya Vahit'te de şey var abi. kin tutma olayı çok fazla var. Vahit kafasına bir şey takınca çok takıyor mesela. Ben takmıyorum. Benim çok canlı sıkması lazım bir şeyi takabilmem için. Ben ellemem. O gün çok bizimle takılmıyor. Dora da bizimle çok takılmıyor. Yeiso bildiğiniz gibi. Yani azar gaming. Yeiso biraz. Ya Yeiso kendisi de söylüyor oğlum. Adam diyor ki ben buraya gelirken TikTok'la geldim ve yayında insanlara yayınımı izletirken insanlar benim bu gacı avı macı avı. Normalde Yeiso gerçek hayatta real life'da gacı gacı diye ağlayan bir adam değil. Yayında tamamıyla bu bir roleplay yani. O onu söylüyor zaten. Anladın? Yayında ikinci izleyici kitlesine öyle alışmış. İzleyicileri de onu bekliyor kendisinden. Yani sürekli bir olay dönsün. Yani sürekli bir ilkin söyle ya az da ona söyle. İlkin, ilkin de, ilkin Ömer'den yana bir farkı yok. Yani <laughs> e, görev adamı dediğimiz, <laughs> görev adamı dediğimiz bir olay var. Bir de e, o şey pratik zeka adamı var bir de anladın mı? <laughs> Mesela ilkine pratik zeka beyni yüklenmemiş. İlkin görev adamıdır. İlkine de ki İlkin git oğlum şu iki kilometre ilerideki bakkaldan ekmek al da gel de mesela. O ekmekçiye gitsin <laughs> ve orada o bakkala yesin desin ki ekmek alacağım ekmek yok desin ama yanında sandviç ekmeği olsun. işte köy çağda ekmeği falan olsun onları al Almam. Aman. mesela. Geri gelir çünkü Barış abi ekmek al dedi bana der. Ben bu ekmek somun istiyorum. O diğerleri olmaz dedi ve gelir, gelir yani yanıma. mal alsan oğlum Yani pratik zeka kullanabilecek kafası yok. i̇lkin benim götüme sadece bir haftada 15-20 TL soktu. Bak yanlış les. yanlış eee şarj kaplıları, yanlış ebeler, yanlış değil. Her şey yanlış, klavye yanlış. Her şey yanlış ya. Bir şu şey bu kadar mı yanlış olabilir? Yani her şey yanlış alıyor. Do bizim ekipte değil öyle çok ya. Do gerçi Do bizim ekipte. Do da üşengeç. Do sadece ekstoların ünlü olmuş hali. Öyle söyleyeyim ben size. Do ekstoların ünlü olmuş hali. Yani üşengeçlikte kral seviyede. Ben de çok üşengecim ama ben yataktan uyanırken üşengecim. O kadar üşengecini ben Ben bilgisayar abi. başına geçerken üşengeç bir insanım anladın mı? Ben yani bu tarz şeylerde üşengecim. İşe girdiğim zaman ben üşengeçliğimi atarım. Yarın olmayacak gibi çalışırım ben. Yani geldiğim yeri bildiğimden dolayı ona göre hareket etmeyi seviyorum ben. Ozan zaten kendi <laughs> yanında kavruluyor. Ozan'ın kendi, kendisine ait var abi. Abicim diğerleri, oğlum bram bra falan onlar bizim ekipten değil. Alo kontra diyen var. Allah'ım çıldıracağım ya diyen var. Kanka, abi. Ne? diyen var. Onu seni, seni yani söyledik, söyledik oğlum. Söyledik. Ha? Seni söyledik. Ben duymadım. Alihan, bak Alihan, Alihan Aha, var ben ya. ben Duymadım. Bak. Özet geçsen Ömer. Ben benim en büyük şanslarım, şanslarım işte. Alihan ve burada eksol olması zaten. Benim en büyük şansım bu. Çünkü diğer insanlar gibi ben video çekip bu videonun nasıl olacak, ne yapılacağız, ne edeceğiz demiyorum. Ben videonun en iyisi için olması için uğraşıyorum. <laughs> Bunlara bıraktığımda çok rahat bir şekilde güveniyorum. Diyorum ki tamam bunlar zaten en iyisini daha da güzelleştirecek. Daha da güzel bir şey yapacak. Alihan'la mesela çok kavga etmiyorum. Çünkü Alihan kendi kapaklarına yap kendi başlıklarına yapıyor. PUBG Mobile gerçekten basit başlık bir kapak yönünden. Mesela Ömer'le çok fight ediyorum. Ömer niye böyle bir başlık attın? Ömer niye bunu yaptın? Ömer niye bunu yaptın? Yaptı? bir sana bunu böyle söylemedik mi? Çünkü neye canım sıkılıyor? O videoyu biz çekerken götümüzü yırtıyoruz. E can onu editlerken hayli hayli götünü yırtıyor. E de bitirici darbe. Ve en önemlisi... En önemlisi başlık ve kapak resmi. Çünkü sen bir şeyin başlık ve kapak resmini beğenmezsen o videoya tıklamazsın. Ve o videoda yapılan bütün emekler boşa gider. Ben bundan canım sıkılıyor. Ömer'e söyleyin yani. Her Ömer'e kızdığımda diyorum yani bak. Canın emeğine yazık ya. Hadi beni geçtim. Canın emeğine yazık ya. Bu kadar editlemiş yani bu çocuk falan diyorum. Ömer genelde başlıkları yanlış atıyordu abi. <laughs> Oğlum çok önceden çok yapıyordum ya. Ömer'in var ya şu güne kadar yaptığı ataları yazsak çok. Çok yani çok hatası var. İnanılmaz hataları var. Yani benim keli, benim Türkçe kötü. TDK falan bende tamamıyla yok yani anladın? Ben mesela yani uç, ne diyeyim ya? Yani bıçağı bıçak bile olarak da yazabilirim. Mesela örnek biliyorum ben size anladın mı? Laylon laylon falan bu tarz hatalar ben çok rahat yapıyorum. Ömer benden daha fazla yapıyor ve bunu videonun başlığında yapıyor adam. Anladın Videonun başında bunu yapıyor. Abi bunlar, taktik, taktik. Millet, millet, yorum yapıyor millet abi, abi, yoruma yazınca bunu Ömer yorumlarda da görmüyor. Ondan sonra ben alıp uyanınca, 2-3 saat geçince yorumlarda fark ediyorum. Ben de fark etmiyorum normalde başlığın hatalı olduğunu. Ya bana Instagram'dan falan yazıyor arkadaşlarım. Bak yanlış olmuş bu. Kapak resminde harf yanlışı var falan. Ömer'e diyorum abi biliyordum ya düzeltecektim zaten. Taktik bunlar falan diyor. <laughs> Anladın mı? Hep abi, yalan. Hep millet yorum yazıyor. 100 evet. tane 200 tane yorum geliyor. Hep yalan. Hep yalan yani. <laughs> Abi bunu şimdi deli gibi Instagram'da Instagramcılar yapıyor mizah sayfaları. Full açıklamayı yanlış yazıyorlar. Böyle yani bizim Mami mesela pratik zeka adam anladın mı? Yani pratik zekası yüksek Mami'nin. Mami'ye abicim bana e, hile videolarını ayarla. En iyi vuruşları ayarla. Şöyle şöyle olsun diyeyim. Mesela atıyorum hile vuruşlarında bir sıkıntı mı var? Ya da atıyorum ona diyeyim ki hileleri ayarla bana. Hilelerde bir sıkıntı mı olsun? O dönüp şeyi hallediyor. Ha hileleri dayıysa 2-3 gün sonra hallederiz. En iyi vuruşları hemen öne çekiyor. En iyi vuruşları çok güzel yapıp Barış bununla idare et. Ben sana hemen bunu ayarlayacağım bir gün sonra falan diyor mesela. Zekası var çünkü. Beynini kullanabiliyor. Çok gönüllü ama ilkin aman Allah'ım. İlkin no. İlkin asla kabul etmez. Yo neyse Barış abi bunu istedi de alırım der. Yani oğlum yanlış aldın abi sıkıntı yok. Aldım sonuç olarak. Yo, o aldığım yeriyle ilgili. O aldığım yeriyle ilgili. Aldığımızda abi. Barış abi kullanması bizde kalıyor. Abiciğim KT ile Enes bizim ekipte de değil. Eneslerler. Bu kadar fazla değiller yani. <laughs> KT'yi bizim gruptan en fazla ben tanıyorum. En eski ve izleyici Ondan sonra bu camialara girmiş bir insan. Yani KT iyi bir insan. KT ile bu aralar Among Us falan oynadık. Bunu zaten kendi platformda yayın yapıyor. Eksik olduğumuz zaman genellikle tamamlamaya çalışıyoruz. Asıl ekibi bozmamaya çalışıyoruz. Yani tabii ki bizim yanımızdalar. Tabii ki beraber bir şey yapmaya çalışıyoruz ama uğraşmaları lazım kendileri de. Mesela. Abi asıl ekipte ben var mıyım abi? Yok. Hadi be. Sen de adam eksik olduğu için. <laughs> Dur canı be. Yalnız ben bu akar. Bu arada ekip ekip ama. diyorum ama şey değil yani. Biz bu oluşumuz, teşkilatız, Allahu Ekber falan değil. Ya da işte bizim kimseye saygımız yok. Hayır bizimle iyi geçin, iyi geçin. <laughs> Kötü geçinler de aman bassın gitsin buradan ya aman olmaz falan değil. Ya da dışarıdan kimseyi almıyoruz yanımıza falan diye muhabbet yok. Ya ekip dediğimiz millet öyle adlandırdı. Yoksa biz bir mafyacılık falan oynamıyoruz yani. Sizi herkesle oynuyorum. Bir şey. Mesela Felix bizdeydi. Felix ondan sonra Ego'ların Ego ekibine geçip bir muhabbeti vardı hatırlıyorsunuz. Ben ağzımı açıp çıt çıkarmadım. Çünkü herkes özgür. Herkes bireysel istediğini yapabilir. Yani anladın? Biz bu ekibimiz nasıl lan gidersin oraya falan diyeyim. Olayım yok. Ya da bende fark ettiyseniz. Pöh yok. Möh yok. Öce neydi lan? Öce değil mesela. Öce Bize Bizi böyle şeyler yok, Ö, D, C, F, yok <laughs> mesela. Mesela biz herkese biz biz, biz mesela herkese C yapacaksınız falan demiyoruz. İsteyen trol. şafak trolü ne yaptı? Mesela ve kaldı öyle. <laughs> şafak C yaptı, doğrulamatik falan gitti kaldı. Lito da yapıyordu, onda doğrulamatik gidiyordu. Yaptı hatta gitti. Mi? Lito. Yaptığı Gitti, geri ne geldi. Nasıl geri geldi? Trollüyoruz <laughs> Çapan yani. geldi bu arada. Şeyimiz şeyimiz değil yani. Öyle ciddi ciddi biz bir ekip olalım, biz şu olalım, bu olalım. Öyle bir örgütlenelim diye bir muhabbet yok bu arada. Şunu bir bir dakika. Şunu bir izleyeceğim abi, bir saniye. Abi, 100 Ha <laughs> burada. Seçelim abi. 100 gümüşümüzü de atalım. <laughs> Gördüğünüz gibi. Ya Hüseyin abi yemin ediyorum sen manyaksın Barışçıyı ya. Barışçı'yı yazdırdık gençler. Yine de Barışçı. <laughs> Çok güzel olmadı mı? <laughs> Dur şuraya gideceğim. Yakından görmek istiyorum. Ya Hüseyin abi ya. <laughs> İlan edebilirsiniz. <laughs> ya, ya, tövbe tövbe. <laughs> Hüseyin abinin gerçekten canı canı bir tık sıkkın arkadaşlar. Canı bir tık sıkkın. Sefo'nun yeni şarkısını dinleyelim ya. Go.